İyi akşamlar değerli izleyenler. Asli ve ekranlarından canlı olarak yayınlanan platform programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemin ve siyasetin sıcak başlıklarını masaya yatıracağız bu platform içerisinde. Platformun yorumcularıyla birlikte AK Parti kanadından Sedat Kızılcık da bizimle beraber. Kendisine hoş geldiniz diyoruz ve İYİ Parti adına da Hasan Toptaş yorumlarıyla katkı koyacaklar bu akşam. Özellikle 4 yorumcumuz yerine bu akşam 2 yorumcumuzla devam ediyoruz. Farklı da bir platform olacak gibi duruyor galiba. Çünkü siyasetin gündemi var. Gündem başlıklarına baktığımızda bugün de ön plana tekrar çıkan liderler tarafından siyasette %50+1 tartışması var biliyorsunuz ki. İlk etapta bunu konuşacağız ve özellikle liderler bu mesajları verirken, bu konuları konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün gençlere hitap etti. Bu noktada verdiği mesajlarda bir manşet de çıktı. Gençler manşeti çıktı. Özellikle Teknofest kuşağı bizim hedefimiz dedi. Önümüzdeki seçimlerde gençler hedefimiz dedi. Bunu da altını çizdi. Şimdi ittifaklar kanadından erken seçim olup olmayacağı konuşulurken bir yandan da aslında seçimle ilgili ön hazırlık çalışmaları başladı mı sorusu da gündeme gelmiyor değil. Bu noktada siyasilerin hitap bölümlerinde, vatandaşla buluşmalarında, gençlerle buluşmalarında eğer bu söylemler devam edecekse siyasetin gündemi seçim olacak mı sorusu da var. İkinci bölümümüzün de konusu bu olacak efendim. Öncelikle hoş geldiniz Zelim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. 4 yorumcumuz yerine 2 yorumcumuz var dedim. Evet. Ve siyasetin gündemi de yoğun. %50+1 için analizlerinizi merak ediyoruz. Çünkü bugün özellikle bu tartışılan bir konuydu, gündeme getirilen bir konuydu ama özellikle grup toplantılarında MHP lideri Sayın Bahçeli'nin bugünkü manşeti özellikle Cem'in çiçeğe hitabı içerisinde de vardı. 50+1'in sıkıntılara neden olduğu söylemini bir eleştiriyle karşıladı kendisi. Neler söylersiniz? Sizle başlayalım Sedat Bey. Buyurun söz sizde. İlk bölümümüzün ilk sözü sizin olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de kıymetli izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Açıkça söylemek gerekiyorsa programın başında bir üzüntülü haberi paylaşalım. Bir edebiyat adamı, insanı olan Sezai Karakoç'u kaybettik maalesef. 88 yaşında. Güzel bir sözü var. Ey sevgili, en sevgili, uzatma sürgünümü benim. Sürgününü bitirdi Sezai Karakoç. Ahirete intikal etti. Sevenlerine başsağlığı diyelim. Edebiyat dünyamıza başsağlığı dileyelim. Kendisine rahmet dileyelim. İkinci olarak da hemen bizim program çıkışında 22.45'te milli maçımız var. Evet. Şimdiden milli takımımıza da başarılar dileyelim. Gelelim 50+1'e. Evet, buyurun. Şimdi çok uzun zaman önce bu 50+1 gündemimize nasıl geldi diye düşünürsek bunun İlk gündeme getiren isim Bursalı siyasetçi Sayın Faruk Çelik. Yani Bursa'da gerçekten önemli görevlerde bulunmuş, Türkiye'ye önemli hizmetler, Bursa'ya önemli hizmetlerde bulunmuş olan Sayın Faruk Çelik, 50+1'in 40+1 şeklinde değişmesi gerekir diye bir çıkış yapmıştı. O zaman hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanı da, yani ben buna karışamam. Meclisin vereceği bir karar. Meclis böyle bir karar alırsa biz de bakarız diye açıklamalar yapmıştı. Ama hemen arkasından işte 50+1 bu sistemin sigortasıdır şeklinde birkaç açıklama yapılınca konu gündemden kalktı. Konu gündemden kalktı diye düşündük ama şimdi seçim yaklaştıkça, seçim psikolojisi arttıkça bakıyoruz konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Bu konunun tekrar gündeme gelme sebebi bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı'nın direkt Sayın Karamanlıoğlu ile yaptığı görüşmede Saadet Partisi Sayın Genel Başkanı'na sistemde çok bir sıkıntı yok ama 50+1'i düzeltirsek gayet güzel şeklinde yaptığı açıklama. Sayın Karamanlıoğlu'ndan öğrendiğimiz bu. Evet. Onun açıklaması bu şekilde olduğu için söylüyorum. Bana göre bu yeni sistem tabii ki yapanlar en iyisini yapmak için, yasalaştırmak için uğraştılar, didindiler. Birçok maddeler koydular bu sistem değişikliğiyle ilgili tartışmalar olduğu dönem. Fakat uygulamaya baktığımız zaman geçmiş dönem içerisinde bana göre bu sistemde iki tane
sıkıntılı konu var. Nedir? Bunlardan birisi şu anda gördüğümüz 50 artı 1'in konulmuş olması, bir yüzdelik baraj konulmuş olması ve bunun çok yüksek tutulmuş olması. İkincisi, bana göre yasama, yürütme, yargı, yani güçler ayrılığı, erkler ayrılığı prensiplerinde eksikliklerin olması. Bu da nedir? İşte yargı ayağında demek ki yapmamız gerekenler var. Yasama ayağı dediğimiz mecliste. Yürütme ayağında çok bir sıkıntı yok. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı yürütme erki olan hükümeti kuruyor, çabuk kuruyor ve hemen faaliyete başlayabiliyor, icraya başlayabiliyor. Bunda bir sıkıntı gözükmüyor ama yasama erki dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bunun hükümeti de yürütmeyi de denetlemesi gereken yasama erkinde meclisin daha pasif kaldığı, geçmişe göre denetiminin daha az kaldığı, şeffaflığın azaldığı şeklinde eleştiriler var. Aynı zamanda da yargıda da aynı şekilde denetim mekanizmasının daha az yapıldığıyla ilgili yargı ve yasama ayağındaki sıkıntıların da ortadan kalkması gerekiyor. Ama biz şimdi bu akşam sadece 50 artı 1'i konuşmak üzere buradayız. Şimdi Sayın Faruk Çelik de ben o zamanlar bu çıkışı yaptığımda dedim ya Sayın Bakanım siz böyle bir çıkış yaptınız. Bu çıkış da Türkiye'de çok ses getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı da başkan destekledi. Yani niye siz bunları konuşuyorsunuz diye söylediğimde bana demişti ki ya bazı aksaklıklar var. Onun söylediklerine birleştiriyorum kendi bugünkü fikirlerimi. O şekilde aktarmaya çalışayım. 50 artı 1 kısacası taviz verme anlamına gelmeye başladı. Nereden taviz vermek? Bir kere şu anda şunu görüyoruz ki Türkiye'nin sosyolojik durumu, sosyolojik gerçekleri 50 artı 1'i kaldırmayacak duruma geldi. Niye? Bugünkü anket sonuçlarına bakarsak, ister Cumhur İttifakı'nın oy yüzdesine bakalım, 40'ı biraz geçen bir yüzde gözüküyor. İster Millet İttifakı'nın oy yüzdesine bakalım, 40'ı biraz geçen bir yüzde gözüküyor. Şimdi hem Cumhur İttifakı 40'lar civarında seyrediyor, hem Millet İttifakı 40'lar civarında seyrediyor bugünkü anket sonuçlarına göre. Bu birisi 1-2 puan öndedir, birisi 1-2 puan geridedir. Hani hangisi öndedir, hangisi geridedir o tartışmalara girmeyeceğim. Tamam. Ama şimdi her ikisine de bir 8-10 puanlık destek gerekiyor. Şimdi bu desteğe de tek başına sağlayacak olan parti de bugün HDP. Yani bu sistem şu anda HDP'yi iktidar ortağı yapacak bir sisteme doğru gitti. Bu 50 artı 1 sistem demeyelim, 50 artı 1 barajı şu anda HDP'yi güçlendirdi. HDP'yi kilit parti durumuna getirdi. HDP'yi iktidar ortağı yapma durumuna getirdi. Bunu fark ettiği için bana göre Millet İttifakı da mesela İYİ Parti HDP ile arasında çok ciddi duvar örmek çalışıyor. HDP yanılmak istemiyor. İşte en son Sayın Akşener'in hani gene kardeşim DAİ ile arana, PKK ile arana duvar ör. Onlarla aranın olmadığını, onlarla bağlantının olmadığını açıkla diyoruz. Sizi bu halinizde devam ederseniz PKK uzantısı olarak görmeye devam edeceğiz şeklinde açıklamaları var. Şimdi İYİ Parti HDP ile arasında bu kadar duvar örmeye çalışırken ittifakın öbür ortağı Cumhuriyet Halk Partisi de açıktan HDP'ye ses çıkaramıyor. Ama bazı görüşmelerin olduğuyla ilgili iddialar ortada dolaşıyor. Bu sefer ne oluyor? Kim iktidara yaklaşırsa ona deniliyor ki sen HDP ile işbirliği içerisindesin. Yani kim 50 barajına yaksalma ihtimali varsa kardeşim siz HDP'den oy almadan nasıl bu işe geleceksiniz? İşte bu sosyolojik gerçek İstanbul'da da kendini gösterdi. Sonuçta HDP'li bir milletvekili çıktı, Cumhuriyet Halk Partilerine de siz o koltuklarda dedi, bizim sayemizde oturuyorsunuz dedi. Mecliste söyledi bunu. Eğer dedi HDP sizi desteklemeseydi dedi, siz şunu şunu yapamazdınız. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanamazdınız. Yarın Cumhurbaşkanlığı'nı kazandığını düşünelim. O zaman da bunları söylemeyecek mi? Aynı HDP daha farklı bir şeyler istemeyecek mi?
Dolayısıyla bu 50 artı 1 sosyolojik olarak Türkiye'yi şu anda HDP'ye mahkum hale getirdi. O yüzden birinci öncelik olarak bu sosyolojik gerçek 50 artı 1'i kaldırmıyor. Yani Türkiye'deki sosyolojik hayata baktığımız zaman, sosyolojik yapıya baktığımız zaman, siyasi yapıya baktığımız zaman birinci olarak 50 artı 1'den vazgeçme sebebi olarak bu sosyolojik olayı ortaya koyabiliriz. İkincisi ekonomik olay. Şimdi öyle bu 50 artı 1 o kadar yüksek bir tavan ki, şimdi buraya ulaşmak isteyen siyasi partiler ekonomik olarak çok vaatte bulunmak zorundalar. Yani EYT'de geçer, asgari ücrette yükselir. İşte gündeme gerçekçi bakmak zorundalar aslında. Ya, gerçekçi bakmaları gerekiyor. Niye? Bütçe gerçeklerine göre, evet. Türkiye'nin gelir gider denklemine göre hareket etmesi gereken hükümet olduğu zaman, yani bu sadece bugünkü iktidarın problemi değil, yarın diyelim ki Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. O da bir dahaki seçimi düşünmek zorunda. Hatta ve hatta eğer iki seçim bir arada yapılmazsa bir sene sonra yerel seçim var. Evet. Yerel seçim nedir? Sen bir senelik iktidarın boyunca başarılı mı oldun, başarısız mı olduğunun bir antrenmanı, bir sorgulanması. Yerel seçimden başarısız çıkarsan bu sefer muhalefette kalan diğer partiler o ittifakı seçime zorlamayacaklar mı? Bugünkü muhalefet partileri nasıl iktidar partisini seçime zorluyorlar? Onlar da o zaman ne yapacaksın? Sen yerel seçimlere giderken kim varsa iktidarda, ya bizim seçimimiz var şimdi, ya biz memur zammında gerçekçi politikadan uzaklaşabiliriz, popülizm yapabiliriz. Asgari ücretle popülizm yapabiliriz, şurada popülizm yapabiliriz, burada popülizm, hizmetlerde popülizm yapabiliriz. 50 artı 1 ekonomik anlamda popülizm getiriyor. Belki de yani öncelik sıran da değişecek. Ya bana kim oy verdi? Şurası oy veriyor. Ya ben oradaki işi yapayım, öbürü daha önemli olsa bile, başka bir şehrin, başka bir bölgenin işi daha önemli olsa bile, oy aldığım bölgelere hizmeti götürüp tekrar oradan oy almanın hesapları yapılabilir. Bunları biz geçmişte çok yaşadık. Dolayısıyla hani bir mali disiplinin kalmadığı bir düzene doğru götürüyor bu 50 artı 1. Bütçe açıklarını büyütecek. Yarın öbür gün bütçenin içindeki faiz, ha şimdi diyeceksiniz ki bunlarda şu anda var mı sıkıntı? Şu anda çok büyük hissedilir olmamasına rağmen şu anda da bütçe açıklarında bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış var. Ama bu popülizmle birlikte bu daha da yükselecek. Dolayısıyla yarın öbür gün biz yine bütçenin önemli bir kısmının faize gittiği, enflasyonların faiz oranlarının çok yükseldiği bir duruma doğru gideceğiz. Dolayısıyla gelecek nesillere de belki kendi geleceğimize de çok daha sıkıntılı bir ekonomik tablo bırakmak zorunda kalacağız. O yüzden siyasi partileri ya da hükümetleri popülizme götüren bir ekonomik tablo var şu anda ortada bu 50 artı 1'in getirdiği zorluktan dolayı. Diğer bir konu, gerçekleşmeyen bir konu da şu. 50 artı 1 olduğunda herkes şunu düşündü. Ya Türkiye iki görüşlü, iki denklemli bir siyasi yapıya kavuşur. O da nedir? İşte bir tarafta sol olur, bir tarafta sağ olur. İşte sağ partiler bir cumhurbaşkanı adayı çıkarır, sol partiler bir cumhurbaşkanı adayı çıkarır. Böyle bir yarış olur dediler diye düşündüler. Sistem ilk geldiğinde herkes bunu düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Öyle olmadı. Yani İyi Parti olmadı. Oyunu bozdu diyebiliriz. Tabii ki yani İyi Parti, Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener birleşmesi hani bu şeyi ortadan kaldırdı. Ama başka bir şey daha var Hasan Başkanım. Mesela bu olay olduktan sonra biz daha çok partili bir yapıya ulaştık. Evet. Bakın şimdi iki parti yani iki görüşlü yapıya gideceğimize şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden iki parti daha çıktı. Sayın Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan'ın siyasi hareketleri çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden iki parti daha çıktı. Sayın Muharrem İnce ve Sayın Sarıgül hareketleri. MHP'nin içinden bir parti çıktı, Sayın Akşener hareketi. Şimdi ana partilerin içerisinde farklı partiler de doğdu. Şimdi ve o partiler de şunu söylüyorlar. Ya işte bu ittifakların içerisinde biz de yer alabiliriz. Karşılıklı olarak otururuz, konuşuruz. Bu denklemin içinde oluruz.
Dolayısıyla hani o iki partili, iki parçalı yapı aslında daha çok parçalı bir yapıya doğru gitti. Siyasi olarak da baktığımız zaman bu 50 artı 1'de de o anlamda da hani bir sıkıntı gözüküyor. Yani bir istikrar anlamında baktığınız zaman o istikrarı getirip getirmeyeceği şu anda biraz flu gözüküyor. Dolayısıyla bu işlerin ayrı zamanda 50 artı 1 başka bir şey daha getiriyor. Siyaseti çok gerginleştirdi. Aşırı gerginleşme sebeplerinden birisi üslubu sertleştirdi. Siyasetteki üslubu sertleştirdi, gerginleştirdi. İşte bu yumuşamalar, şunlar bunlara baktığımız zaman sanki 50 artı 1'den taviz vermenin belki de HDP'ye mahkum olmama adına, belki de popülizm, ekonomide popülizm yapmama adına, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına daha doğru olacağını düşünen bir yapı var. Ha, bu yapı için böyle konuştuğunuz zaman da ya AK Parti hani kendine yontuyor denilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı kendini yontuluyor diyebilir. Ya o gün 50 artı 1 önemliydi, şimdi niye önemsiz de. Bu eleştirilere de herkesin açık olması lazım. Bunları konuşabilmek için bu eleştirileri de özümsemek lazım. Ama ilginç olan ne? Sayın Bahçeli'nin tavrı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Karamoğluoğlu'na bunu söylediği zaman bugün de Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında 3 tane başlığa çok ciddi dikkatimi çekti. Şimdi Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'na geçen toplantıda dedi ki biz ittifakın içindeyiz ama muhalefet partisiyiz. Hiçbir sorumluluk almadı. Ama bugün o cümlesini şöyle düzeltti. Bir taraftan ben sizle beraberim, günahınıza da sevabınıza da, Cumhur İttifakı'nın günahına da sevabına da katlanıyorum. Ben varım dedi. Ortağız dedi. Ortağız dedi. Evet. Ama öbür taraftan da 50 artı 1 bu sistemin meşruiyetidir dedi. Sigortasıdır dedi gene. Hı hı. Şimdi ama 50 artı 1 devam ettiği sürece çok büyük hükümet olma konusunda, tekrar seçilme konusunda ciddi sıkıntıların ortaya çıkacağını da bilmesine rağmen bunu söylüyor olması kafaları ciddi manada karıştırıyor. Bir başlık sevap, hataya da sevaba da ortakım. İkincisi bu 50 artı 1'e eleştirel bakışı ve Sayın Cemilçiş'e ciddi anlamda eleştirmesi. Üçüncüsü de Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalliğiyle ilgili açıklamalarıydı. Üç başlık olarak bunları gördüm. Ama yani gördüğünüz gibi işte Cumhur İttifakı'nın içinde de Sayın Bahçeli de bu konuda mesela Sayın Cumhurbaşkanı'yla aynı düşünmüyor gibi bir görüntü verdi. Bunlar nasıl aşılacak, bunlar nasıl düzeltilecek onu da biraz zaman gösterecek. Gösterecek evet. Ama ilk etaptaki yorumlar bu yönde. Hasan Bey, söz sizde. Ne diyorsunuz 50 artı 1 tartışmaları için? Şöyle, burada başından beri dile getirdiğimiz bizim İYİ Parti olarak bu sistemin ne kadar yanlış olduğunu, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da işte yarı başkanlık, başkanlık, Türk tipi başkanlık evet. Adına ne dersek diyelim, Türkiye'nin bugün içerisinde bulunmuş olduğu bu sistemin esasında ne kadar yanlış olduğunu konuşuyoruz şu anda. Şimdi bu sistemi getiren, bugünkü Cumhur İttifakı'nı oluşturan evet. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Devlet Bahçeli'nin fiili durumu hukukileştirelim evet. söylemiyle 2015 yılından sonra başlayan sürecin 2017'de referandum halk oylamasına sunulmasıyla bu sistem geldi. O günden beri bu sistemin ne kadar iyi olduğunu tartışa geldik. İktidar iyi olduğunu, biz yanlış olduğunu ifade etmeye çalıştık. Bugün de ne kadar yanlış olduğu aslında yavaş yavaş çeşitli bölüm ve kısımlarıyla sakıncaları iyiden iyi ortaya çıkmaya başladı. Bu konuda Faruk Çelik Bey'in, ki o zaman da yine bu stüdyoda tartışmıştık o söylemlerini, 40 oranını artı. Faruk Bey 40 artı bir oranını gündeme getirdiğinde, hatta ben hatırlıyorum şöyle demiştim. Yani Faruk Bey'in bu çıkışı Cumhurbaşkanlığının bilgisi dışında değildir demiştim ben. Çünkü Faruk Bey partisinin çok önemli isimlerinden biridir. Ağır toplarından biridir.
kamuoyunda bazen siyasi oluşumlar böyle yapar. Tartışılacak olan bir konuyu doğrudan liderin ağzından değil ama topluma mal olmuş olan isimleri üzerinden de ya da kanaat önderi sayılabilecek isimler üzerinden de yapabilirler. O gün gündeme geldiğinde direkt oluşan refleks şuydu. Ha 50 artı 1'i kaybetti bunlar. Algısının kamuoyunda oluşmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı hayır bunu böyle değildir. Hani sanki bilgisi yokmuşçasına bu Faruk Bey'in kendi kişisel kanaatidir gibi bir söylemle. Aslında bir kamuoyu yoklaması tabii, yapıldı tabii, orada. Tabii. Yani orada bir acaba nasıl karşılanır dendi ama bir zafiyet olarak karşılarına ciddi olarak çıktığı görülünce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından bunun böyle olmadığı 50 artı 1'in kesinlikle var olduğu söylendi. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretinde zaten iki şey öne çıktı. Birisi anlaşamadığımız konular üzerinde anlaştık söylemi oldu. İkincisi de Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı sanırım saraydan öyle gözüküyor. Hani bir problem yok ekonomide, şurada burada. Türkiye'nin yani size göre problemleri var dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani demiş daha doğrusu. Evet. Temel Bey'in beyanıdır ki ben itimat ederim Temel Bey'e. Aksi bir şey olmuş olsaydı da zaten saray kaynakları tarafından yalanlanırdı bu. Türkiye'nin problemlerinin olmadığını, bu problemlerin varsa da geçici olduğunu ama temel problemin aslında 50 artı 1 oldu. Şimdi bu şu demektir. Sayın Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini görüyor. Yoksa bu HDP'nin önemli hale geldiğini bu sistemle geçmiş programlarda ifade hep çalıştık. Yani bu sistem MHP'liyle, AK Partili'yle HDP'nin önemli hissedilmesi durumuna getirilmiştir. Bunun farkındayız. Bu zaten başından beri belli. Ama buradaki temel mesele Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesindeki ya da 50 artı 1'in düşürülmesindeki temel amacı ne HDP'nin önemli hale gelmesi, böyle bir problem olsaydı zaten açılım sürecinde HDP'yi muhatap alıp PKK ile görüşme aracı haline getirip önemli hale getirip de oyunu ikiye katlattırmazdı zaten. Düşünce bu değil. Tayyip Bey'in buradaki tek düşüncesi seçilemiyor olmasıdır. Tek kurgusu seçilememek üzerine. Yani Tayyip Bey bilse ki 60 artı 1 ile seçilecek, bu sistem 60 artı 1 olmalıdır der. Ama bugün acaba kaçla seçilir? Hani kaça? Hani, yani bir kamuoyu yoklaması mı bugünden? Yani burada ya düşünebilir miyiz? Yani, onu söylüyorsunuz. Kamuoyu yoklamalarında, bakın kamuoyu yoklamalarında seçilebileceğini görmüş olsa bunu demez. Seçilemiyor, net. Hatta Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın birkaç puan, birkaç ankettir önünde gözükmeye bile başladı. Evet, dolayısıyla buradan baktığımızda dediğim gibi sistemin yanlışlığı. Paralel düşünüyoruz Sedat Bey'le. Mesela Türkiye'de geçmişte bu sistem gelirken geçmişin kötülenmesi yani parlamenter sistemin kötülendiği ana konu neydi? Koalisyonlar oluyor yani. Evet. Ya şimdi koalisyonların babası oluyor. Bildiğin babası oluyor. Geçmişte seçimden sonra alınan oya göre yani vatandaşın takdiri üzerinden koalisyonlar yapılırdı. Şimdi? Fakat şimdi öncesinde %1 oyu dahi olmayan, bindelikler düzeyinde oyu olan partiler, siz 49'sunuz ya, tabii. Benimle 50 oluyorsan başa baş ortağız gibi evet. pozisyon i̇şte almaya ona çalışıyor. Ona şikayet oradan başladı. Bakın, şikayetlerden birisi de bu. Doğru söylüyorsunuz. Bunun görülmesi tabii lazım. Şikayetlerden birisi de bu. Doğru. Yani şu anda AK Parti seçmeninde ve yöneticilerinde 1/4 oranında oyu olan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından esir alındık algısı oluşmaya başlamış. Oluşmuştur evet. Yani bunu ben böyledir anlamında MHP AK Parti'yi esir almış tabii, asla tabii, bu tabii. şeyle söylemiyorum. Ama bu algı yerleşiyor. Veya ama bırakın mahkum kaldık gibi. Tabii yani. Mahkum kaldık. Tabii. Bırakın %10 düzeylerinde, 8 düzeylerinde veya 11 en son aldığı oyu düşünürsek Milliyetçi Hareket Partisi'nin %1 dahi oyu olmayan Büyük Birlik Partisi'ne yani kendilerini koca bir parti mahkum hissedebilir. Çok güzel tespitte bulundunuz az önce. 2011-12 yıllarda Dağtaş'a Çare Sarıgül yazılıp da kamuoyu yoklamalarında 8-10 gözüken Sarıgül cesaret edip parti kuramazken
Bugün geldi %0.5 bile kamuoyu yoklamalarında indelikler düzeyinde görülüyor olmasına rağmen parti kurdu. Evet. Neden? Bu sisteme göre çok az bir oyunuz da olsa, yani bütün Türkiye genelinde 50 bin, 100 bin oyunuz bile olsa kıymetli hale geldi. Niye? Aynen. 50 doğru. Artı 1. Doğru tespit. Şimdi buradan hareket ettiğimizde koalisyonlar dönemi sona erdi dendi ama dediğim gibi koalisyonların babasıyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla burada bir temel problemde Cumhur İttifakı açısından bunu söylüyorum. Bugün ben de Sayın Bahçeli'yi dinledim. Evet. Kendine göre Sayın Bahçeli tutarlı gidiyor. Mesela hatırlayacaktır Sedat abi. Bundan 1-1,5 yıl kadar önce Naci Bostancı, grup başkanı sanırım şu anda. O zaman grup başkan vekiliydi yanlış hatırlamıyorsam. AK Parti milletvekili. Başkanlık sisteminin aksayan yönlerini üzerinde revizyona gidebiliriz diye ki bir grup başkan vekilinin konuşması parti adınadır. Yani bugün Sedat Bey şahsi görüşlerini beyan edebilir ama Naci Bostancı edemez. Ya da benim partimde Musavat Dervişoğlu ya da grup başkanımız İsmail Tatlıoğlu şahsi fikir diye gelip burada beyanda bulunamaz. Sonuçta mecliste temsil makamında bulunuyor. Evet. Naci Bey, Bostancı Bey sistemin aksayan yönlerinin ki yine Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilindedir bu. Aksayan yönlerinin düzeltilmesiyle ilgili bir çalışma olabilir dendiğinde ilk grup toplantısında Sayın Bahçeli başkanlık sistemi üzerinde herhangi bir revizyona gidilemeyeceğini böyle yaptı ve konu kapandı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği öngörüsü ile tabii oluşan sorunlar ayrı. Yani az önce bahsettiğimiz ortaya bir fikir koyuyor. Bunu da doğrudan kamuoyuna değil ama kamuoyuna yansıyacak düzeyde temel bir üzerinden kamuoyuna yansıyor. Ama Devlet Bey çıkıp başkanlık sisteminin zırhı sigortası 50 artı 1'dir oynatmam diyor. Çok biz net de şunu bir söylüyoruz. Tavır aslında bu. Millet İttifakı olarak diyoruz ki biz bu sistemin bu seçime bu şekliyle 50 artı 1 üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz sistemin kendisine karşıyız. Sistem içerisindeki 50 artı 1 şu bu değil. Bu sistemle yeni bu cumhurbaşkanımızı seçip iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi biz Millet İttifakı olarak sağlayacağımızı söylüyoruz. Ama 50 artı 1 üzerinde Cumhur İttifakı'nın bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tereddütü, bir değişik ihtiyacı varsa önce gitsin günahıyla sevabıyla ortak olduğu Sayın Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi ile mutabık kalarak bu konunun çözümünü kendi aralarında ama sağlamaya yetmediğini net biliyorum. Net bir aslında evet. Açıklamalı. Orada da şunu söylemek lazım. Buyurun ekleyelim. Şimdi bir kere hiçbir başkanlık sisteminde dünyada benim bildiğim kadarıyla böyle bir baraj yok. 50 artı 1 gibi bir baraj yok. Var. Mesela Amerika'da bir yok Amerika'da var. Amerika'da delegeyi alan delegenin, ama orada da delegeyi almak 50 artı 1 gibi bir şey oluyor. Yani delegeyi farklı bir sistem belli var bir, orada. Evet, delegeyi, delege seçiyor. Aynen. Delegeyi başkanı. Çoğunluğu alan. Yani en son seçimlerde de sanki Trump 48-49'larla seçildi gibi bir şey hatırlıyorum ben. Ama sonuçta şimdi bu 50 artı 1'i getirdik. Bu sistemin içerisinde parlamentoyu da 600 milletvekiline çoğalttık. Şu anda referanduma gitmek için 360 milletvekiline, referandumsuz da 400 milletvekiline ihtiyaç var. Başkanım, yani daha, bir anayasa değişikliği için 400 milletvekili. Pazar günü Bulgaristan'da seçim oldu. Ya, 49, kaçıncı tur? 49.1 ile seçilemedi. İkinci tura kaldı. İkinci doğru. Tur. Öyle. Şimdi ama bu yani mesela Sayın Faruk Çelik'in söylediği 40 artı 1 gelirse birisi 50 artı 1'i aldı mı zaten otomatik seçiliyor. Tabii zaten. Hani bu 50 artı 1'i, baraj 40. Yani 40 artıyı geçemezsen ikinci tura kalsın şeklinde bir teklif. O 40'ı geçen en yüksek oyu alan. Biri 49'da seçilebilir. 47 ile de ikinci olur. Ama Cumhurbaşkanı 49'da seçilir gibi. Şimdi böyle de bir durum ortada. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Toktaş diyor ki haklı olarak yani Sayın Bahçeli ile önce bir hemfikir olsun. Doğru da artı diğer partilerden en azından birisini en azından ama İyi Parti'yi ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni ama HDP'yi
En azından birisinin de bu sisteme, bu 50 artı 1'in düşmesi şeklindeki teklife oy vermesi lazım ki referanduma gitsin. Belki ikisi oy versin ki referandumsuz geçilsin. Bu da ne demektir? Aslında bazı görüşmeler başlayabilir demektir. Belki de Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapacak zaman içerisinde. Önce Sayın Bahçeli ile görüşecek. Tabii işte önce Sayın Bahçeli ikna edebilirse. Sayın Bahçeli ikna edebilirse tabii. Belki şunu söyleyecek. Mesela Sayın Akşener'e belki de şunu söyleyecek. Ya kardeşim işte terörle anılan bir partinin iktidara gelmesinin önüne geç. Gene siz seçiliyorsanız seçilin ama gelin şu mahkumiyetten bir kurtulalım diyecek belki. Böyle bir çağrıya Sayın Akşener ya da Sayın Kılıçdaroğlu ne der, bunu zaman gösterecek. Ya da AK Parti böyle bir çağrı yaptığında diğer partiler ya tamam ya bir masaya oturalım bir bakalım mı der. Yoksa kardeşim biz 50 artı 1'i konuşmuyoruz. Bütün sistemi konuşmaya varız. Hadi buyurun onu konuşalım mı? Tam da, tam da diyecek olan odur ama o da olabilir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Devlet Bey'in bugünkü çıkışından sonra bu konuyu daha gündeme getireceğini düşünmüyorum. Olabilir. O da olabilir. Bu da net bir tavır. Evet. O da söyleyeyim yani efendim. Bakalım zaman ne getirecek ama hani bu saydığımız gerekçelere baktığımız zaman eğer başkanlık sistemiyle devam edecekse Türkiye, bu sistemin revizyona ihtiyacı olduğu herkes tarafından kabul edilir bir noktaya geldi. Ha, uygulamaları görünce demek ki başlangıçta yapılan bazı maddeler çok sağlıklı olmamış, doğru olmamış, doğru düşünmemiş diye şimdi söylüyoruz ama daha ilk seçim, belki daha muhalefet ilk seçim. Bunu baştan söylüyordu ama iktidar partisi ya da bu i̇şte, sistemi kurgulayanlar şimdi görüyor. Daha ilk seçim gelmeden bu ihtiyaçların hasıl olmasının ana sebebi evet, bir sistemin yanlışlığı, iki Tayyip Erdoğan'ın 50 artı 1 yakalayamıyor olmasıdır. Bunun dışında bir gerekçe yok. Evet. Özellikle bu konuda da önemli olan, Türkiye'nin ihtiyacı olan bu noktada siyaseten değil aslında Türkiye'nin sistemsel olarak neye ihtiyacı olduğu sorunun belki de ön plana çıkması tabii. Gerekmiyor mu? Güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi açıklarıyla, bu noktada gereklilikleriyle ya da eski parlamenter sistemin evet. De aslında bu noktada eksiklikleri konuşulurken biz cumhurbaşkanlığı evet. Hükümet sistemine geçtik. Orada da güçlendirilmiş parlamenter sistem i̇yileştirilmiş diyoruz. İyileştirilmiş, düzenlenmiş bir parlamenter sistem ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revizasyonu. Aynen. Şimdi iki tarafta da aslında bu noktada bir talep ve istek oluşabilir. Bu noktada da liderler seviyesinde belki bir toplantıda gerçekleşebilir. Ben, ama seçim görüşmelerin olabilir. Ana ekseni bu bunun üzerine, yani ama, sistem üzerine oturacak. Bak doğru söylüyorsunuz. Ben de buradan aslında bir memnuniyet duyuyorum. Belki siyasi partiler arasında hani çok uzun zaman oldu ya, açık söylemek lazım. Yani Sayın Erdoğan'ın Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmemesi, işte Sayın Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun bu kadar uzun mesafede görüşmüyor olması, Sayın Bahçeli'yle işte Kılıçdaroğlu ya da Akşener'in görüşmüyor. Yani iki ittifak arasında temasın olmaması kısaca bana göre iyi bir şey değil. Hem demokrasimiz adına hem siyaset adına hem de halk adına da baktığımız zaman İyi bir şey değil. Ama bu adımı da iktidar partisinin atması lazım. Bakın burada evet. Da özellikle bunu söylemek isterim. Evet. Oradaki adım Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atılırsa daha doğru olacağı kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı inşallah bu gerekçeyle, sistem tartışması deriz adına ama böyle bir temas kurulmasından yana olursa ben bunun pozitif sonuçlar ve olumlu sonuçlar. Yani istediği olmayabilir. Hı hı. Ama temasın kurulması siyasette bir araya biraz daha askeri müşterekleri çoğaltır. Bravo. Bu konuda Sayın Genel Başkanımız aynen. Meral Akşener'in geçtiğimiz yıl millet masası diye bir önerisi evet, olmuştu. Evet, doğru. Yani Türkiye'nin olmuştu. Özellikle bu doğru. Suriye konusunda, doğru. Libya konusunda belli temel konularda evet. Ve Avrupa'nın da bize çeşitli konulardaki baskıları, işte ekonomik olarak işte Amerika'nın o dolar atağı falan gibi evet. Konular tam gerçekleşiyorken Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener gelin bir millet masası kuralım. Evet. Yani liderler olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ki onu da önceleyerek doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla onun başkanlığında bir masa etrafında toplanarak bunu konuşalım denmişti. Biz de İnşallah. O gün olmadı bugün olur. Olabilir. Biz de memnuniyetle şahsız. Ama neden olmasın? Tabii İnşallah. Ki, efendim. Tabii ülke adına. Evet ülkenin buna ihtiyacı var diye zaten düşünüyorum dolar açıkçası. Dolar 10 lira 40 kuruşa evet. Gelmiş. Evet. Aynen öyle.
Yani ciddi ekonomi bir, yerle bir, millet perişan. Yani böylesi bir durumda bir araya gelinmeyecekse ne zaman gelinecek? Doğru. Doğru. Kısa bir ara verelim. Benim bu konunun devamıyla devam edeceğiz çünkü. Bugün siyasetten seçim için aslında bir başlık mı söz konusu? Seçim için liderlerin bu noktada hem sistemsel görüşmeleri gerekiyor mu? Hem de çağrılar var mı konusunu konuşacağız. İkinci bölümümüzde şimdi kısa bir ara.